Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. İkizkenar üçgen verilmiş. ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu isteniliyor bizden. Arkadaşım şu BC ait kenar ortay uzunluğu. İkizkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. 5, 13. 5, 12, 13 üçgeninden cevap 12 çıkar. Evet, birinci soru Akçay oldu. Geldik 2. Paralellikler verilmiş. Paralellikleri şu an kullanamıyorum. Benzerlik falan yok. Ama adam bana burada ikizkenar vermiş. İkizkenarsa taban açılarına şöyle değerleri yazalım. Paralellik yöndeşlikten dolayı burası da alfa. Yöndeşlikten dolayı burası da alfa. Bak ne çıktı? İkizkenar. Yani 5 ise burası da 5 mi oldu? Evet. Şimdi ABC üçgen çevresi 20 olduğuna göre. Hocam burası 7 iken burası da 7. 7. 7 ve x'in toplamı 20'ymiş. O zaman x de böylelikle 20 eksi 14'ten 6 gelir. Cevap Denizli yaptı. İkinci soruda geldik 3'e. AB ile AC eşit verilmiş. Burası 5 iken burası da 5'tir. Şurası da 90 derece. Pisagor bağıntısı 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 çıktı. Şurada da Pisagor 2, 4 ise 1, 2 kök 5 üçgeninden dik kenarlarda 1, 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katıydı. Burası da 2 kök 5 olur. Dolayısıyla 3. soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Evet, ikizkenar üçgen verilmiş değil mi? BD ile DC birbirine eşit verilmiş. İkizkenar verilmemiş. Bunlar eşit verilmiş. Bu da açıortay verilmiş. İki şart sağlanmış. Hem açıortay hem de kenarortay. Neredeydi bu? İkiz kenardaydı. Aynı zamanda burası da yüksekliktir. Hocam dikten dik çizildi. Şuradaki üçgende bir öklük bağıntısı yapabiliriz. Yani 2'nin karesi eşittir. Şuraya da A diyelim. 2'nin karesi eşittir. A çarpı 1'den A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A 4. Tamamı 5 yaptı. O zaman burası da 5. X'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani 4. soru Balıkesir oldu. Geldik 5'e. Şimdi dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkizkenar. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında böyle ikizkenarlık oluşturmuyor muyduk? Evet. Hocam şöyle. İkizkenar oldu. Şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Yani şunlar birbirine eşit. X artı 4 ise orası da X artı 4. Hocam şuradaki üçgende de dik tabanı keş parçaya bölmüş oldu. Şununla da şu birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani 2x eksi 6 eşittir. X artı 4 olur. Buradan da x kaç olur? 10 olur. Dolayısıyla bizden 10 isteniliyor. Yani cevap Akçay. Geldik 6'ya. Bak, ikizkenar üçgen verilmiş mi verilmiş? AB ile BC eşit verilmiş. İkizkenar üçgende şekilde bir düzensizlik varsa ve kola ait de bir yükseklik çizilmişse diğer kola ait de sen yüksekliği çizebilirsin. Çünkü yükseklikler ne olur? Birbirine eşit olur. Yani burası 4 iken burası da kaç olacak? 4 olacak. Hocam ne çıktı burada? 1, 45 var, 90 var. 45, 45, 90 üçgeni. 4. 4 ise o zaman burası da 4 kök 2 olur. 6. soruyu böylelikle Denizli bulduk arkadaşım. Geldik 7'ye. Şimdi açı verilmiş bize. Şurası alfa iken burası 2 alfa verilmiş. DAC açısı alfa ve ABC açısı 2 alfa verilmiş. Hocam açılara da alacağımız belli. Alfanın belli bir katı olduğu için şuraya beta falan yazmayayım. Ne diyeyim mesela? Aynı alfa cinsten yazmaya devam edeyim. Hocam şu ikizkenar üçgende tepe açısı kaç derece? 2 alfa. Sen 180'den 2 alfayı çıkartıp 2'ye bölsen taban açısını bulursun. Yani kaç yapar burası? 90 eksi alfa yapar. Taban açıları 90 eksi alfaya 90 eksi alfa oldu. Hocam alfa ile 90 eksi alfa yan yana geldi. Hop, topla bakayım ne yaptı? 90. 3 var. X. Şuraya da x diyelim. Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. X artı 1'in karesi eşittir. X'in karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz. Arkadaş buradan ne geliyor? İşlem de x'i buluruz. Hatta 3 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 3, 4, 5. 4 koyarsam hissettiğim zaman 3, 4, 5 sağladı mı? Sağladı. X'i 4 bulduk. Çevre isteniyor bizden. 3, 4 ve 5'in toplamı isteniyor. O da kaç çıkar? 12 çıkar. Yani 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. İkizkenar üçgende kollara ait. Çünkü şunlar birbirine eşit verilmiş. AB ile AC. Hocam bu çizilen yükseklik bu kadar. 6 ayırmışsa tepe açısına kadar bu çizilen yükseklik de 6 ayıracak. Hocam burası 10. O zaman burası da 10. Burası da 4 olur. Ya da ayırtları yerlerin eşitliğinden dolayı direkt 4'ü o şekilde de söyleyebilirdik. Bizden BE uzunluğu isteniliyor. BE. Hocam şurada Pisagor bağıntısı yapabilirim artık. Pisagor bağıntısından şu uzunluk kaç birim? Şöyle bakacak olursanız 10. 6 var, 10 var. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden BE uzunluğunda böylelikle 8 olarak buluruz. Yani 8. soru Denizli çıktı. Geldik 9'a. İkizkenar var. Hemen ne yaparız? İnsan tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanda mevcutsa eğer. Çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince ne oldu? 12. 12 oldu mu oldu? 3, 4, 5'in katından dolayı ne üçgeni burası? 9, 12, 15 üçgeninden burayı 9 bulduk. Pisagor bağıntısına.
E hocam benden x isteniyor. X'e ait ne yapmalıyım? 90 dereceye karşılık getirmeliyim. Hop şuradan bir dik çizebilirim. Tamam. Tamam. Ama buradan dik çizdiğimde bak dikkat et. Alfa beta'ya dalacağız ya. Belli. 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta. 90'ın karşısı 14, 90'ın karşısı 15. İşime yaramadı. Başka diki nasıl çizebilirim? Başka diki şu şekilde de çizebilirim ben. Aa buradan diki çizince güzel bir şey oluştu. Hocam alfa 90 burası da beta deyip şu üçgenlerin eşliğinden bahsedebiliriz. Ya da burada ne oluşmuş oldu arkadaşlar? Şurada bir dikdörtgen oluşmuş oldu. Dikdörtgenden gitsek daha sağlıklı olacak. Hiç alfa beta'ya dalmayalım isterseniz. 12 ise 12, 9 ise 9 oldu. Zaten bir uzunluk bulmak için 90 derece karşılık getirmem lazım. Şuradan dik çizince de dikdörtgen oluştu. Tamamı 14'tü. Buraya kaç kaldı o zaman? 5 kaldı ve burada Pisagor bağıntısı 5, 12, 13 üçgeninden cevabı 13 olarak buluruz. Yani 9. soru Denizli olur. Geldik 10. soruya. Aşağıda oturma tahtası 208 cm ve destek üçgeninin kenarları 50, 50 ve 60 cm verilmiş. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim burada. 30'a 30 oldu ikizkenar olduğundan dolayı. 30, 50. Ne üçgeni? 3, 4, 5'in 10 katından dolayı 30, 40, 50 oldu burası. Orta noktasından desteğe sabitlenen oturma tahtası. Orta noktasıysa hocam şurası 104'tür. Burası da nedir? 104'tür. Orta noktasından desteğe sabitlenen oturma tahtasının uç noktalarının zemine değdiği noktalar arasındaki uzaklık. Bak şimdi. Bizim şimdi eleman böyle ya. Bu aşağı geldiği zaman hop şöyle mi olacak? Evet. O zaman bu zemine değdiği yerdeki uç noktası burası. Tabi bu o zaman yukarıda olacak şöyle. Tamam. Burası zemine değdiği yer. Buradaki uç noktalar. Bu burada zemine böyle değiyor. Şurada nasıl değiyor zemine? Böyle geldiği zaman hop şöyle değiyor. Tamam. Bizden şuradaki uzunluk isteniyor yani. Hocam zaten burası da 104 ya. Bu da burası da 104 böyle. Tabi bunun da devamı şuraya gelecek. Bu yukarı doğru böyle gelse. İkizkenar oldu. Çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya falan filan bölecek. Yani şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit. Şurayı bulursam olay bitti. 40 var, 104 var. Hocam 104 vallahi büyük ihtimalle 17'nin bir katıdır. 17'ye bölsek kaç yapıyor? 6 kere 7 42. Değil mi? 6 kere 7 42. Yok, şey yapmadı. Dur, 104. 2'ye bölsek 52, değil mi? Evet, 104'ü şöyle bir parçalayayım ben. Tam şey yapamadım. 13'ün katı oluyormuş. Heh, tamam oldu şimdi oldu. 13'ün kaç katı? 13'e bölsen 3 kere 8 24. Evet, 8 katı. 13'ün 8 katı 104. 13 çarpı 8. Hocam burası da 5'in 8 katı. O zaman burası da 12'nin 8 katı olur. 96 olur. Burası 96 ise burası da 96. Toplamda burası 96 artı 96'dan 192 mi yapıyor? Evet. Bizden de bu şekilde tahtaları verle aşağı ve diğer türlü aşağı geldiğinde uç noktalar arasındaki uzaklık soruluyordu. Cevap da böylelikle 192 yapmış oldu. Güzel bir soru. 10. soru Edremit oldu. Geldik 11. soruya. Mavi uzunluk 1 birim. Şu mavilere 1 birim yazayım. Sonra kırmızı uzunluk 2 santimetre olarak yazalım. Sarı uzunluk da 3 santimetre olarak yazalım. Toplamda 3, 4, 5. 2, 4, 5. Şurası 5 yaptı. Burası da 5 yaptı. 3, 5, 6. Şurası da 6 mı yaptı? Evet. Şimdi bizden istenilen nedir? Şuradaki uzaklık. Yani şuradaki dikme isteniliyor. Arkadaşlar şöyle bir dik çizdiğim zaman. İkiz kenar ya bu. İkiz kenarda çizilen yükseklik ne yapar? Tabanı iki eş parçaya bölür. Tam 3, 3 diye ayırdı. Tam buradaki noktaya gelir. Hocam 3 var 5 var. 3, 4, 5 üçgeninden burayı 4 bulduk? Evet. 4. Yani buradaki uzunluk 4'ü bulacağız arkadaşlar. Uzunluklar da 1, 2, 3'tü. 1, 2, 3'ten nasıl 4'ü bulacağım? Şu 1 birim, burası da 3 birim. Toplamda 4 sanırım Deniz'de var. Kırmızı 2 birim, 1 birim burası yapmadı. Mavi 1, 2, 2, 4, 5 yaptı. Burası 3'e 2, 5 yaptı. Burası da 1, 2, 3 yaptı. 3, 1 daha 4 oldu. Cevap böylelikle 11. soruda Denizli yaptı mı? Yaptı. Ve böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.